Ermataş, Eko Politik Gündemi sunar. Hayırlı günler efendim. Ekopolitik Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, aynı zamanda Genel Başkan adayı. Çok çekişmeli, kıyasıya bir yarış devam ediyor Yeniden Doğuş Partisi'nde. Ve bunun önemli aktörlerinden biri de Bertan Zaroğlu, Sayın Bertan Zaroğlu. Sayın Erhan Arıklı'yla kurultayda beraber rakip bir şekilde yarışa girecekler. Dolayısıyla bugünkü konuğumuz Bertan Zaroğlu. Sayın Zaroğlu yolda trafikte gelmek için uğraş veriyor. Yıkı sıkışık yoğun bir trafik var. O süreçte Sayın Bertan Zaroğlu'nu beklerken biz de ülkenin ekonomisiyle ilgili bir bağlantı yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Danışmanı Profesör Doktor Vedat Yorucu hattımızda. Şu anda yaşadığımız kur şokunu ve bu kurdan çıkış yolları konusunda Sayın Hocam'dan görüş alacağız. Vedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Buyurun. Hocam. Sağ olasın. Evet, bu arada hayırlı olsun göreviniz Cumhurbaşkanlığında. Çok teşekkür ederim. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından görevli olarak buraya geldim. Görevlendirildim yani ihtiyaçlar doğrultusunda. Daimi olarak değilim yani. Evet. Hala görevim Doğu Akdeniz Üniversitesi. Peki. Evet Sayın Hocam, beklenmedik şekilde kur yine patladı ve bir infial yarattı ekonomide. Nedir genel değerlendirmeniz kur şokuyla ilgili? Şimdi efendim kurlarda bildiğiniz üzere oynaklıklar ya da kırılganlıklar dediğimiz olaylar daha çok beklenmedik. Üç sebepten ortaya çıkıyor. Birincisi belirsizliktir. Bu belirsizlik de siyasi belirsizlik olabilir. İkincisi ekonomik belirsizlik olabilir. Üçüncüsü de finansal belirsizlik olabilir. Yani belirsizlik dediğimde risklerdir bunlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde meydana gelen belirsizlik Merkez Bankası Başkanı'nın görevinin değiştirilmiş olmasından kaynaklanmakta. Ve buna bağlı olarak da faiz artışının merkez yönetimi tarafından çok olumlu algılanmaması sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Merkez Bankası Başkanları bildiğiniz üzere böyle 5 yıllık görevler için atanırlar. Ve çok erken bir sürede, 4 ay gibi bir süre içerisinde görevde alınmaları o ülkenin ekonomisine duyulan güveni, özellikle yabancı yatırımcıların ve kredi derecelendirme kurumlarının o ülke ekonomisine baktıklarında, finansal risk analizlerinde ve siyasi risk analizlerinde bu tür değişiklikleri olumlu bulmadıkları anlaşılmaktadır. Ama Türkiye'nin temeldeki sorununun aslında Merkez Bankası rezervlerinin eksi rezervde olmasından kaynaklandığını da söylememde yarar vardır. Bu kurlar üzerinde olumsuz bir baskı yaratmaktadır. Türk lirasının değerinin yitirilmesinin esas sebebi Türkiye'ye yeterince döviz, yabancı para cinsinden döviz girdisi olmamaktadır. Nedeni de pandemi nedeniyle turizm sektöründe biliyorsunuz yaklaşık 30-40 milyar dolar, belki de 50 milyar dolar bir döviz girdisi oluyordu. Bu turizm sezonunun büyük bir yara alması, ulaşımın durması, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin kapanmış olmaları olumsuz etkiledi. Bir diğer döviz girdisi sağlayan sektörlerin başında biliyorsunuz daha çok ihracata yönelikti. Yani ticaret sektöründe ihracata yönelik döviz girdisiydi. İhracat da diğer ülkeler kapandığı için onların ithalatı olarak gerçekleşmeyeceği için veya az ihracat gerçekleştiği için önemli oranda döviz girdisi sorunu da orada ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tek sermaye piyasası bir döviz girdisi olan bir Türkiye var ama bunun karşılığında da yaklaşık 185-190 milyar dolar bir yıl içerisinde dış borç geri ödemesi ile
karşı karşıya kalan bir Türkiye ekonomisi var. Evet. Tüm bunlar cereyan ederken yabancı sermayenin doğrudan sıcak para girişinin sağlanabilmesi ancak sermaye piyasası üzerinden mümkün olabilirdi. O da hazine bonolarının faizlerinin artırılması, biz buna gösterge faizi diyoruz. Bu gösterge faizlerinin kademeli olarak artırılması neticesinde faizlerin sıfırlı oranlarda veya %1-2 bandında seyrettiği batılı ülkelerde, bunlar güvenli ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere vesaire, buralarda faizlerin çok düşük olduğu limanlardan paranın büyük fon olarak çıkıp daha yüksek faiz getirisi olan, gelişmekte olan ülkelere kayması neticesinde para akışı olsun diye faizler artırıldı. Yüzde biliyorsunuz kademeli olarak 8.75'ten %19'a kadar faizler yükseldi. Son 17 civarındaydı faiz. %2 bas puan, yani 200 bas puan %2 oranında bir piyasaların beklentilerinin ötesinde bir faiz artışı gerçekleşti. Bu da Türk lirasının değerlenmesini sağladı aslında. Çünkü daha çok para girişi oldu. Ancak uzun sürmedi. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sonrasında kurlar maalesef artmış oldu. Evet. Öylelikle, yani faiz avantajını bertaraf etti atamalar. Evet. Bu atamayı yapmamış olsaydı bugün 7 ile 7.20 civarında bir dolar kuru olacak. Hatta bazen 6.90'lara, 6.80'lere bile inebilecek bir dolar kuru olacaktı. Ancak bugün bu değişiklikten sonra şu anda %8'in 8 liranın üzerinde bir dolar kuru var. Bu peki, sürekli orada kalacaktır anlamını taşımıyor. Sayın Hocam, yani atama yapılmasından ziyade yabancı aktörlerin yarattığı algı, ki bugün biliyorsunuz dünyada Avrupa Birliği başta olmak üzere merkez bankalarının bağımsızlığı esastır ve yabancı aktörler bunu arar. Burada atamanın siyaseten yapılmasıdır herhalde. Yani şunu alıp bunu alma değil de atamaların sık sık ve siyaseten yapılmasıdır. Yabancı aktörlerin güven algısı açısından olumsuz etkileyen, değil mi? O da vardır. Tabii ki merkez bankalarının bağımsızlığının gölge altına alındığı algısı yaratıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda da orada da Amerikan Başkanı'nın sözü vardır. Yani bugün Powell eğer Fed'in başındaysa veya Yellen daha önce Fed'in başındaysaydı, bunun da karar vericisi Amerikan Başkanı'dır. Yani günün sonunda İngiltere Merkez Bankası eğer Kanada'dan bir ekonomistse, buna da İngiltere'nin yöneticileri karar veriyor. Yani ama burada önemli olan kişiler değil de kişilerin o makamlara doldurduğu saygınlık ve o kişilerin Merkez Bankası yönetimine kazandırdıklarıdır. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın performansının ülke ekonomisine nasıl yansıdığı ve dış yatırımcının ve yatırım derecelendirme kurumlarının sizin ülkenizde bakış açısındaki algıdır. Peki. Burada yapısal sorunlar vardır Okan Bey. Siz de iktisatçısınız. Biliyorsunuz Merkez Bankası rezervleri, swap hesapları bilançolardan düşüldükten sonra ve altın rezervleri de çıktıktan sonra o artı 95 milyar dolar rezerv eksi 43.5 civarında, 43.5 civarında bir milyar dolardan bahsediyorum. Eksi 43.5 milyar dolar bir eksi rezervi olan Türkiye hazinesi var. Yani bunun artıya dönüşebilmesi için döviz girdisinin olması gerekiyor. Bu da ekonominin normalleşmesiyle ancak mümkün olacak. Dünya %60-70 aşılandıktan sonra paralelinde Türkiye de tabii ki aşılanacaktır. Yavaş yavaş açılmalar olduktan sonra Türkiye hızlı büyüyen ve iç talebi büyük olan bir ülke olduğu için kırılgan ülkelerden daha fazla avantajı vardır. Yani diğer ülkelere göre daha büyük avantajlar olan bir ülkedir. Buna ilaveten başka olumlu gelişmeler de olabilir. Karadeniz'de biliyorsunuz kuyular açılıyor. Türk Alemir Kuyusu'nun etrafına yeni kuyular açılacak. Yeni doğalgaz rezervleri ortaya çıkabilir. Bunlar sizin ekonominize olumlu yansıyan gelişmelerdir. Keza Doğu Akdeniz'deki kazılar tekrar hız kazanabilir.
Buralardan müjdeli haberler gelebilir. Yani Türkiye doğal zenginlikleri olan, büyük nüfusu olan, geniş coğrafyada çok değişik sektörlerde ticaret hacmi olan bir ülkedir. Yani küçücük bir Yunanistan'la mukayese edilmez. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi para birimini kullanmış olmasının da avantajını kullanarak bir miktar enflasyon yaratıp bu darboğazdan çıkacaktır. Peki. Önemli olan burada yargıda reform, ekonomide reform ve 2021 ortasından itibaren 2022'ye hazırlıktır. Bunu başarabilirse Türkiye bu girdabıdan çıkacağını düşünüyorum. Peki hocam, konuğum geldi ama son bir ufak bir cevap isteyeceğim. Bizim yaşadığımız şu andaki döviz kurundan sonra, döviz şokundan sonra KKDC enflasyon diye yansıyan ithal ülkesi olmamızdan mütevellit, Türkiye'den yaptığımız ithalatın Türkiye'ye bize bunu döviz olarak faturalaması döviz girdisi olacak diye. Biz yıllardır temaslarımıza rağmen biz halen daha aramızdaki Azerbaycan'la Türkiye arasında olduğu gibi TL ile alışverişi başaramadık. Siz şu anda Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak bu konuda hangi aşamadayız? Var mı bir ümit? Şimdi Cumhurbaşkanlığı bildiğiniz üzere ERK makamı değildir. Yani burada yürütme makamı sorumludur. Bu sorunun aslında direkt muhatapları Ekonomi Bakanlığı'dır. Hani oraya sormanız gerekiyor. Onların bir siyasi cevap bekliyorsunuz. Ben böyle bir cevap veremem maalesef. Tamam. Peki, teşekkür ederim hocam. Ekonomi Bakanlığı. Sağ olasınız. Hayırlı günler. Çok hayırlı günler. Ederim. İyi günler. Sağ olasın. Bertan Bey, hoş geldiniz. Rica ederim. Kusura bakmayın lütfen. Ederim. Sizden bizim trafiğimiz artık çekilmez bir hal aldı zaten. Trafik tabii ki de sizi bekleyen sorunların biri de trafikteki sorunlar. Doğru. evet, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde girelim programımıza. Sizin yarış gerçekten dikkati çekiyor partide. Çok evet. Şey bir sert bir yarış. Dün adaylığınızı başvurduğunuz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Karşı Erhan Bey de 3200 imzayla anlamadım ben. Yani kurul adaylar başvururken imzayla mı başvurur? Yani, ya da bir başkan olarak yani imza attırarak gitmek nasıl karşıladınız bunu? Yani şöyle tabii ki tartışmaya açık bir konu. Herkesin farklı fikri olabilir. Gerekmeyen bir şey. Yani Türkiye'de yani, Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imza ya da Fransa gibi ülke değil. Yani bu imza toplayıp da aday olmak bir psikolojik savaş mı size karşı bu? Yani şimdi siyasette şöyle, seçim dönemlerinde biliyorsunuz kapalı oylama, açık sayım tasnif şeklinde yapılır. Yalnız bizim partide çok benim de anlamlı bulmadığım ama tüzüğümüzde yer aldığı şekilde 150 tane imzayı almayan hiç kimse genel başkanlığı adaylığını açıklayamaz. 150 imzanın teklifiyle. Bu şeyde var, tüzüğünüzde var. Tüzüğümüzde var. Dolayısıyla 150 imzayla aday olabilirsiniz. Tabii dünkü şov maksatlı yapılan bu iş aslında biraz da kendilerini komik duruma düşürdüler. Yani şimdi yolda gelirken çok güldüm. Bir üyemiz aradı, dedi ki ya biz evde 4 nüfusuz. Ben dedi, hanım, 2 tane çocuklar. Hanımı görsem çocukları görmüyorum. Çocukları görsem hanımı görmüyorum. Bu adamlar dedi 3 günde 3800 kişiyi nerede gördüler? Yani matematiğe vursan olmuyor, fiziken düşünsen olmuyor. Yani bu işte yanlış bir şey var zaten. Yani ama mesela burada çok şikayet de alıyoruz. Dünden beri beni çok arayan üyelerimiz var. İşte telefonlayan aranmışlar ve yerlerine imza atıldığı söylendi. Şimdi tamam, sıkıntı değil. Ben de verdim Erhan Bey aday olsun diye. O sorun değil ama bu şekilde çalışmak çok yani gereksiz. Bu psikolojik bir harpa döndü. Evet, evet. Tabii ki şimdi bir parti başkanlığı değil de bir devletin bir yetkilisi, bir bakan. Evet. Yani bu hangi partiliye rica ettiğinde partili kendisini nötr göstermek için ya da karşı göstermek için imza atmaz. O başka bir konu değil mi? Ben de veririm yani. Aslında şimdi merak ederim. Siz de isteseniz belki aynı kişiler size de o karşıya da imza var da. Zaten. Yani ortak aynı isimler de var imza veren. Mükerrer imza da var yani. Yani ben mesela soranlara diyorum, beni arayanlar oldu. Mesela imza istiyorlar falan. Ya bu aday gösterilmek için bir formalite yani, ama bunu sanki çok büyük bir işmiş gibi 3800 işte imzayla ben aday oluyorum
Bertan Bey çekilsin demek. Yani bunun bir dayanağı var mı? Ya böyle bir söylem peki, olmaz. Peki bunu şey yaptığınızda yapılan eleştiriler var. Siz Cumhurbaşkanı adayı girdiğinizde sizin ön ayak o zaman yapılan tüm üyeler zaten Erhan Bey'in uhdesinde yapıldı değil mi? Erhan Bey zaten başkanıyken öyle yazdı. Toplam üye sayısının altında bir oy almak nasıl bağdaştırırsın bu ikisini düşündüğünüzde? Şimdi şöyle iki konuyu yani söyleyeyim. Üyeniz bile sizin parti başkanınıza oy vermezse bugün bu atılan imzaların itibarı yani şeyi nasıl olur şimdi, ciddiyeti? Şimdi birinci konu. Bir aile yorum var size karşı yana. Evet birinci konu. Şimdi 3800 üyeden oy almak güzel. Yani hani iddialı bir söylem. Ben de diyorum ki yani bugün de söyledim. Erhan Bey 3000 alsın. Ben 3001 alayım. Ya da Erhan Bey daha düşüreyim. Yani çıtayı da biraz ona şey yapayım. Biraz çalışsınlar bari. Belki seçim kazanmaya biraz yaklaşırlar. Şu anda mümkün değil kazanma şansı Erhan Bey. 3801 oy alayım ben. Erhan Bey şayet 2801 oy alayım. Erhan Bey 2800 oy alsın. Ben başkanlığı ona bırakacağım. Yani çok iddialı bir söylemde bulundunuz. Mümkün atı yok. Şimdi tarihte yani... bir hatırlarsak Ömer Bey, Ömer Kalyoncu çünkü... böyle bir iddiada bulundu. Evet. Bir oy bile olsa çekileceğim şeklinde şimdi çekilmişti. Şöyle bir şey var hocam. Ben Bertan Zaroğlu'yum. Ben mert adamım. Sözüm nettir. Asla böyle yalpalama, kıvırma, bugün konuşup yarın özür dileme bu tarz şeylerim yok benim. Lafımı iyi tartarım, iyi söylerim. Erhan Bey'in yani 3800 oy imzayla işte aday olduğum çekilsin söyleme ne karşılık bunları söylüyorum. Yoksa siyaset seçim bu, demokrasi sınavı, bir şölen seçime gideceğiz. Amacımız partiyi büyütmek. Şu anda Adana'nın her tarafında Bertan Zaroğlu'nu destekleyen insanlar, bu partiye gönül vermiş insanlar mücadele ediyorlar. Gidip partiyi anlatıyorlar. Evet. Erhan Bey'in de keza etrafındakiler aynı şekilde. Dolayısıyla bu partinin büyümesine sebep. Bundan mutlu olunması gerekirken anlamsız bir kaygı içerisindeler. Ahmet Yönler'i görevden aldım, Bülent'i görevden aldım. Ailesi işte sosyal medyada yıktılar ortalığı. Yani şimdi ben şöyle söylüyorum. Başbakan yardımcısı olacaksın. Evet. Bakan olacaksın. Partinin mevcut başkanı olacaksın. 3800 tane imza almış olacaksın. Senin deyiminle seçimi bitirmiş olacaksın. Bu kaygı nedir ya? Bu panik nedir? Bu telaş nedir? Ben olsam mesela şahsen yerinde derim ki Bertan kardeşimi tebrik ederim. Cesaret gösterdi. Parti içi muhalefetin sesi oldu. Aday oldu. Hayırlı uğurlu olsun der. Bırakırım yani. Ama sürekli saldırı altındayız. Sürekli bir algı operasyonu yapıyorlar. Erhan Bey hatırlayın mesela eleştirilerin yani en büyüğünü hak ettiği noktalardan bir tanesi. Sürekli iddiaları boş çıkıyor ve geri adım atıyor. Sürekli alıştık artık bu hale zaten. Bu tutarsızlık yüzünden zaten Bertan Zaroğlu aday. Hükümetteki aslında hedeflerinden de bahsedersiniz. Şunu genel manada mesela şu ana kadar tahminlerinin hiçbiri zaten tutmadı. Yani hep yanlış tahmin. Söylemlerde hep bir adım ileri atıyor, iki adım geri atıyor. Şimdi çıktı mesela ilk adaylığımızı açıkladık. Yani anket yaptırıyoruz. Yıktı ortalığı Erhan Bey. Yıktı ortalığı. Türkiye'den algı operasyonu yapılıyor. İstanbul'dan bir firma işte bize üyelerimizin numarası dağıtıldı falan filan. İnanılmaz yıktı ortalığı. Firma 2018 tarihinde kendisinin beraber çalıştığı bir firma çıktı. Ve yerli KKTC'de bulunan bir firma çıktı. Kendi bakanlığına bağlı şirketler mukayyetliğine kayıtlı bir firma çıktı. Yani sürekli bir iddialarda bulunuyorlar ve hep boş çıkıyor. Mesela sürekli bizi karalamaya yönelik, bize hakaret içeren sözlerde bulunuyorlar sosyal medyada. Şimdi ben de soruyorum. Bu kadar iyiyseniz, bu kadar her şeyi güzel götürüyorsanız, üyelerin sizden şikayeti yok saydı. Biz de kendi hüsnü kunutumuzla aday olduk sizin iddianız, görüşünüzle. O zaman nedir bu paniğiniz? Yani neden bu kadar şey yapıyorsunuz? Benim üzüldüğüm nokta nedir biliyor musunuz? Yani dünden beri mesela insanlar inanılmaz tepki veriyorlar. Hocam sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. Arayanlar bizim yerimize imza atmışlar. O biri itiraz ediyor. Şimdi ne yapalım? Yani mesela şöyle düşünüyorum.
Ben sizin adınızı yazsaydım oraya Veli Şafaklı diye ve adınıza imza atsaydım, şu anda benim o vermiş olduğum imza listesini kim kontrol ediyor? Kim yani bakıyor? Yani bir kontrol mekanizması yani da yok. Yani bir psikolojik şeyden itibaren bir değeri yok. Önemli olan vatandaş diyor kaldı ki yazsın beni pena bileceğini, ben sandıkta kararımı vereceğim. Yani bunun bir kıymeti yok. Tabii ki. Yani sandık kaldı ki üzülerek bakın cevap. İkinci bizim, mesela, bizim seçim mantığımıza da aykırı. Çünkü bizim demokratik rejimlerimiz diyor ki gizli oy açık tasnifte. Gizli oyun bir mantığı vardır. Yani siz gizli oy olan açık tasnif mantığını siz açığa çekip de insanları afişe etmek, bu bana verdi, ona verdi, bunun uzun yani faydaları da zararları daha çoktur. Bu şekilde insanlara bir şey. Çünkü arada kalıyorlar. Biz size de seven var onu da yani ben diyor zarar görmemek için at diyebilir ama önemli olan sandıktır. Şimdi bunun faydası var. Parti açısından faydası var mı? Bir de Bertan Bey UBP'de de o kadar çekişmeli şeyler oldu da parti adaylar arasında öyle şeyler çok sert söylemler olmadı. Sizin partide biraz sertleşti söylemler. Yani bu partinin dirliğine, birliğine de zarar vermeyecek mi? Kesinlikle şu anda. Çünkü siz Umut Partisi'siniz ve yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanı seçiminde beklediğiniz alamadınız ama yeniden toparlanıp da bir Umut Partisi olmak için birlik dirlik önemli. Şimdi bu gösterdiğiniz görüntü dışarıdan baktığınızda partiye zarar veren bir görüntü. Sizi demiyorum ama yaradılan bu ortam. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Yani gerçekten çok şaşkınım. Ben böyle bir seçim atmosferinde olabileceğimizi hiç hayal etmemiştim. Açık söylüyorum. Karşımdaki kişi parti genel başkanı, başbakan yardımcısı. Allah aşkına şu tavırlara bakın ya. Yani ben çok şaşkınım. Yani sosyal medyadan sürekli yazılar yazıp siliyor. Sosyal medyadan yazılar yazıp iddialarda bulunuyor. Şu son paylaşımına bakın. Yani 3800 oy aldım. Bertan işte şu kadar oy aldı. Yani bir yani oyun yani, imzayla mı alınıyor işte? Yani ben çok siz şaşkınım. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Mesela, panik işte, havası diye yorumluyorsunuz. Nasıl bu yorum? Bakın çok net söylüyorum. Erhan Bey'in mevcut tavırlarıyla üyelerimize karşı üyelerle ilgili söylemleriyle almış olduğu kararlarla bu seçimi başarılı olarak sonuçlandırması mümkün değil. Ancak sıkıntı şurada. Görüntü dediniz, %100 katılıyorum. Ya bu iddiaları yapan kim? Sürekli bu algı operasyonlarına girişen kim? Ben bunu sorarım. E şimdi sen buna girersen de kamuoyuna bunu açıklarsan Bertan Zaroğlu da gelip buraya çıkar senin o algı operasyonunu yıkar. Anlatır halka hakikati. E şimdi böyle olmasını ben arzu etmiyorum. Mesela ben neler yapmak istediğimi anlatmak istiyorum. Yani Yeniden Doğuş Partisi'ni daha da büyütmek arzusundayım. Evet, evet. Bununla ilgili planlarımı anlatmak istiyorum. Ama sürekli uğraştığım şey Erhan Bey ve ailesi. Başka bir şey yok. Sürekli bize karşı hakaret. Ailesi sürekli bir mi? Algı. Yani çok açık sinkaflı küfürler Ahmet ediyorlar. Ahmet Bey'in de hakaretler ediyorlar. Yani ailenin, çok yanlış ailenin işler parti yani. Üzerinde çok büyük etkisi var. Eleştiriler var. Siz de bunu söylüyorsunuz. Yani ailenin doğrudan partinin yönetiminde partiye büyük müdahalesi var diye bir eleştiri Şimdi var. Şimdi bakın sizin programınızda olduğu için söylüyorum. Burada şu anda sizin programınızda olduğu için söylüyorum. Ahmet Bey de sizin programınızdaydı. Erhan Bey buraya televizyon, telefonla bağlantı kurdu. Erhan Bey, Ahmet Bey'in iddiası dedi ki ya biz elbette beni aday göstermediler ve normalde kontenjandan MYK üyesiydim beni aldılar. Kardeşini Ayhan Bey'i atadığını söyledi. Ve sizin programınızda, sizin de şahitliğinizde bağlandı. Erhan Bey böyle bir şeyin olmadığını, Ahmet Bey'in arkasında namaz kılmanın günah olduğunu falan filan şeklinde çok nahoş bir telefon bağlantısı oldu. Şimdi hakikat bu. Uyusun bağlansın mesela. Yani ben şimdi, Erhan Bey'i daha sakin, daha söylesin, şey görüldüm. Yani çok asabileşti, çok sertleşti. Yani bu kadar neler oldu ki... Belki bunu nasıl bir şu neticelendireyim affınıza sığınarak. Buyurun. Yani Erhan Bey partinin genel başkanı, kardeşi genel başkan yardımcısı, ablası kadın kolları genel başkanıydı. Şimdi elbette hizmetleri vardır partinin. Yani burada eleştiri konusu neden böyle oldu? Ama siz anlatırsınız ablası çok hizmet verdiydi, abisi çok para verdiydi, o biri çok emek verdiydi, o biri hiç uyumadıydı değil. Bir siyasi partinin
yapısı tartışılıyor ve Ahmet Yöner buradan, bu stüdyodan diyor ki abisi MYK üyesi, genel başkan yardımcısı kontenjanından Erhan Bey programa bağlanıp böyle bir şey yokmuş gibi ifadelerde bulunuyor. Ahmet Bey'in ağzından çıkan bir kelimenin bir bölümü alınıp cevap veriliyor. Bakın, bu parti kurulduğundan beri abisi MYK üyesi. Son seçimlerde girmiş olduğumuz olağanüstü genel kurulda, kongremizde abisi Ayhan Bey parti meclisine aday iken ne şeyse alındı, adaylıktan çekildi. Genel başkanın kontenjanından genel başkan yardımcısı ve ardından MYK üyesi olarak atandı. En sonunda abisi sosyal medyadan bunu MYK üyesi olmayı hak ettiğini, çok emek verdiğini yazarak kendisi kabul etti. Ancak Erhan Bey peki, bu bağlanıp bunu burada inkar etti. Bu nepotik ilişkilere neden yani giriyor? Yani bu nepotik, yani nepotizm bu. Yani parti 9000 üyesi olan bir parti, Bertan Bey neden başkan kardeşini falanı yönetime müdahale etmek istiyor? Bu nepotik ilişkilere gerek var mıydı? Yani güveneceği kişi yok mu yanında? Ya da aynı benzeri bir hatayı ben değil, tüm basın, tüm camianın çok yanlış gördüğü bir üniversite yaptı. Atamada vefa borcunun plana çıkarması. Bir bilim adamının, bir profesyonelce yaklaşan birinin öncelikle bir üniversite yönetimine qualified kalibresi var mı yok mu, bir üniversite yönetecek bir deneyime olgunluğa sahip mi sorusundan ziyade vefa borcuna gitmesi. Ve bu çok önemli çünkü soruyorlar bana. Çünkü orada başka bir teknik konu var. Siz şimdi bir sabıkalı kişi koydunuz ama orada diyorsunuz ki bu kişi aslında başkasının suçunu yüklendi ve başkasının yerine. Şimdi burada yanlışsam söyleyin, yargıyı da tövbet altında bakıyorsun. Yani bizim yargımız siz öyle dediniz diye başka şehadetler, çapraz sorgulamalar, emarelere bakmadan sırf o dedi diye suçsuz bir biri yattı, suçlu da dışarıda mı kaldı? Yani o söylem insanımızda çok büyük infiala yarattı. Ve 9000 üyelik bir partinin bir üniversite yönetimine layık bir atama yapamadı mı? Nasıl diyorum? Çünkü siz başkan olmanız takdirde siz önünüzde bulacaksınız bunları. Bu çok önemli. Siz nasıl bakıyorsunuz yani buna? Çok net olarak söylüyorum. Oralarda görev yapacak, hakkıyla bu görevi yapacağını düşündüğüm bir sürü arkadaşımız, bir sürü üniversite mezunu, gerçekten o görevi yapabilecek isimler var. Ancak bu atamalar tek bir noktadan çıkıyor. Erhan Bey kendisi bu atamaları gerçekleştiriyor. Burada ortak akla davet ettiğimizde hiçbir şekilde bu konuyu muhatap almıyor. Parti meclisi sayfamız var bizim. Buyurun, burada hepsinin huzurunda yazılmış. Bizi izliyorlar şu anda bu arkadaşlarımız. Ne parti meclisinin sözü var, ne MYK'nın sözü var. Demokrasi, demokratik anlayışı bu mu? Zaten biz daha demokratik, daha katılımcı, daha güçlü bir Yeniden Doğuş Partisi'ni yaratmak için adayız. Bu sebeple adayım. Yani Bertan Zaroğlu, bakın herkes şunu düşünmeli. Ben 36 yaşında milletvekili seçilmiş birisiyim. İlk girmiş olduğum seçimlerde, ilk yönetici olduğum bir siyasi partide milletvekiliyim. Şu anda partinin ikinci adamıyım, genel sekreteriyim. Ben de bilebilirim, yani susarım, haksızlığa karşı mücadele siz göstermem. Genel sekreter olarak kavgalı olmasanız bile, yani bir atama yaparken bir parti başkanı kendi iki dudağı bu antidemokratik şekilde atıyor, ne parti meclisinde bir karar alınıyor, ne size, ne diğer başkan yardımcılarına. Ne parti meclisine, ne MYK'ya. Yazılı bir şey yok. Yani böyle bir şey vardır. Ne dersiniz de bir karar yok aslında hiçbir yerde. Televizyon programlarında, mesela dünkü bir televizyon programında da Eren Bey, ben niye soracağım efendim, ben kimseye sorma, bu benim yetki alanımda diye cevap veriyor. Yani zaten biz de bu sebeple aday olduk. Yani bunların hepsinin toplamı. Yani çıkıp meclis kürsüsünde ben yaptım hadi var mı itirazınız diyemez. Yani bunu hiç kimse diyemez. Dememeliyiz. Erhan Bey kendi kendine zarar vermek istiyorsa ve siyasi hayatını burada noktalamak istiyorsa hiç şikayetim yok. Zaten torunlarını özlemiş, akademiyi özlemiş. Öyle ifade ediyor. Buyursun gitsin torunların yanına. Ancak partimize zarar veriyor. Halkımıza sesleniyorum. Bu Yeniden Doğuş Partisi'nin tarzı değildir. Bu Erhan Bey'in tarzıdır. O mecliste görmüş oldukları o tarz Erhan Bey'in tarzıdır. Hayır, bizim şey yapan, değil.
yadırgayan, yani siz bilim adamısınız, akademik titriniz var ve bu akademik camiayı daha iyi bilmeniz lazım. Ve yaptığınız atamada siz itiraz, ben bir şey yaptım, köşe yazdım da geçen gün gazetede, dedim ki farz edin ki sabıkalı değildi. Soru, bu atama doğru bir atama mıydı? Sabıkalı olmadığını varsayın. Yani siyah, bence muhalefet de yanlış açıdan yaklaşıyor hadiseye. Çünkü onlar da aynı yöntemle atama yapıyorlar ya. Şimdi önemli olan bir üniversite sabıkalı olmasından ziyade, sabıkalı olduğunda da bir tartışılmaz. Bu kişi bir üniversitenin stratejik yönetimini akademisyenlerin üzerinde saygınlık yaratacak olgunluğa sahip mi değil mi? Bakın, şimdi bunu tartışmıyoruz. Ben o kişinin arkam yok, tanımıyorum bile. Kişiye lafım yok. Ama yani bir bilim adamının ve bu camiada olan insan olarak bir üniversite yönetimine atayacağı başka biri yokmuş gibi vefa borcuna bahsetmesi gerçekten bakın, büyük bir şey. Bu konuda toplumsal intihar. Sevgili hocam, bu konuda çok büyük bir şekilde hamaset yapılıyor. Bu sebeple buna altını çizerek belirtmem lazım. Ya hanım, size yolunuz açık olsun diyor. Okan, o kadar mesaj var ki okuyamıyorum ama çok destek yayıyorsa, evet. Sanki anlaşmışlar gibi sağ olsunlar. Destekler yayıyor. Programlarda takip ediyorlar sağ olsunlar. Yani oradaki atanan kardeşimiz bizim yol arkadaşımız. Benim 7 Ocak'tan beri beraber hareket ettiğim bir arkadaşım. Bunun ancak şimdi hakikati orada ortaya koyduğumda da bak kendi yol arkadaşına sahip çıkmadı diye bu defa hamaset yapıyorlar. Yani meclisteki söylemleriyle de kalmıyorlar. Öyle sahip çıkılmaz. Yani, ben böyle, atadım oldu. Tamam, şöyle borcum. Şöyle düşünün. Bu kişiyi bu memlekette tartışmalı hale getiren, ailesini zor durumda bırakan mı sahip çıkmayan, yoksa bu atamanın olmaması için hareket eden mi ya da bunu doğru bulmayan mı arkadaşına sahip çıkmayan? Bu şekilde değerlendirmek lazım. Ancak neredeyse meclis kürsüsünde bakın çok ilginç, yani son dönemlerdeki karşılaştığım bu tutumlar çok ilginç. Meclis kürsüsünde efendim neden Erhan Bey'e sahip çıkmamışım şeklinde sosyal medyayı yıktılar. Yani ne bekliyorlardı? Erkut Bey'e kafa mı atmam lazımdı? Yani adamın yakasına mı yapışmam lazımdı? Araya girdim. Yani savunmasını vefa borcu diye ve bu şekilde yaparsan neyi savunulacak? Hayır, araya girdim zaten. Yani o Erkut Bey'e de lütfen diye ricada bulunduk, durdurduk. Ancak Erhan Bey'in etrafı, en birincil yakınları sosyal medyada ortalığı yıktılar. Efendim Erhan Bey'e sahip çıkmamışız şeklinde söylemlerle. Bunlar ki, çok ki yanlış işler. Bu konuda görüşünüzü yani almak isterim. Bazı hukukçuların yorumu bana, bu söylemlerden sonra Erhan Bey'e savcılığın gidip daha ifade alması lazım. Yani dokunulmazlığı var ama siz bir yargının verdiği kararı çarpıp da o kişi suçsuzdur, başkasının yerine yattı. Türk filmi gibi. Aynı Türk filmi gibi. Bu söylemler de yakışmadı bir devlet adamlığın söylemine. Şimdi yani ben bu bizim şekilde bu, olur muyuz? Bu siyaset yolunda her geçen gün Erhan Bey'in, bakın çok net söylüyorum, Erhan Bey'in ve etrafındaki arkadaşların bu tarz birinci derece akrabalarının, aynı soy ismi taşıyan kişilerin sosyal medyadaki bu saldırıları, yapmış oldukları bu şeyler, açıklamalar, bu tarzlar bizim aramızdaki uçurumu derinleştiriyorlar. Yani bunu yapmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerinin bu noktada zarar görmesin hiç umurumda değil ama partime zarar vermelerini kabullenemiyorum. Bu iradeyi, bu tarzı işte bu üyeler sandığa gömecekler. Ben bunu görebiliyorum. Ancak algı operasyonlarıyla sürekli bir şeyleri kamuoyunun önüne getirip tartışma konusu yapmak, yeniden Doğuş Partisi'ni tartıştırmak bence çok yanlış şeyler. Şu anda biz ne umutlarla ne emeklerle kurmuş olduğumuz siyasi partinin içerisinde bulunan kardeşlik hukukunu her zaman korumuş olan üyelerin, insanların birbiriyle tartıştıklarını görüyorum sosyal medyada. Bunlar çok yanlış. Bu tartışmaların kaynağı Erhan Bey'in hiç hesapsız ve kitapsız çıkışlarıdır. Peki nedir bu işin özünde Erhan Bey? Şimdi biliyorsunuz bazı partiler o kuran kişiyle özdeşleşir ve sanki o parti onun malıymış gibidir. Şu anda Türkiye'de de bir parti vardı biliyorsunuz. Söylemekte Sayın Ecevit'in partisi, son kurduğu Ecevit'indi. Yani Ecevit olduğu sürece başkası giremez miydi?
Şu anda bir parti var muhalefete düştü. 3 tane milletvekili istifa edip destek veriyor azınlık. O partinin de başkanı sanki kurucusudur. Düşünemez. Sizin partiyi de sanki Erhan Bey kurdu. Olduğu sürece o partiden başkası olamaz. Yani siz oyun bozanlık mı yaptınız? Sanki maneviyatan veya yazılı bir kural olan o partiyi kurandan başka okul başkan olamaz mı kurdunuz? Vefasızlık mı yaptınız? Nedir bakın, yani bu işin özünde? Çok net. İşin özü şudur. Yani eğer bu partiyi kurmuşluk ve hak edişlik önce bu partinin içerisinde ve mücadelesinde bulunmak ise biz bu partiyi kurar iken yani kurmasına karar verdiğimizde Erhan Bey Kırgızistan'daydı. Erhan Bey'e telefon eden, onunla konuşan kişiyim ben. Bir hafta sonra görüştük. Zaten onların da geçmişte bir mücadelesi vardı. YDH diye bir mücadele. Ve artık yapamayacaklarını, kuramayacaklarını anlayıp o işi söndürmüş ve bırakmışlardı. Biz şu anki Kıpte'nin başında olan Turan Büyük Yılmaz, evet, sevgili Turan abiyle, Eyüp komutanımızla, parti içerisindeki bazı şu anki bulunan Gaziantepliler Derneği Başkanı Mesut Bey'le, bunun gibi isimlerle bu partinin kurulmasına karar verdiğimizde o orada değildi. Ancak mesele bu değil bana göre. Yani birilerinin hayır, önce gelmesi, sonra hayır, gelmesi değil. Bu partinin değil. Algısı ama, yani Erhan Bey bu partiyi kendi kurdu her şeyden. Yok böyle bir şey. Erhan ya. Bey siz, yani bu bazı part, evet, yani dediğimiz gibi Kurtret Bey için de öyle. Yani evet, düşünebilir misiniz Halkın Partisi'nin başında Kurtret Bey'de. Yani böyle bir algı yaratıldı mı aslında? Diyorsunuz bu bizim partimizdir Erhan Bey'in yanlış, değil. Evet. Bu algı yanlıştır. Biz de onun kadar partinin üzerinde menüz var diyorsunuz. Kesin, hepimizin. Zaten bakın benim mesela şu anda yürüttüğüm kampanya sen ben yok biz varız diyorum. Neden bunu söylüyorum? Aslında bu küçücük kelimelerin bir araya gelen bu kelimelerin manası çok derindir. Çünkü Erhan Bey ben profesörüm, bu partiyi ben kurdum, köyleri ben gezdim, bankadan ben kredi çektim şeklinde söylemlerle aslında bu tabanı incitiyor, bu partiyi kuran insanları, emek veren insanları incitiyor. Mesela üyelik konusu yarım kaldı, biraz önce evet, söylediniz. Bu üye yapımı konusunda ya ben bu partinin iki defa genel sekreterliğini yaptım. Şimdi üyelikten bahsetti. Bu kadar üye olmaz. Tabii ki azaltacak. Şimdi bir partinin üyesini bir parti başkanı azaltır mı keyfi ya olarak azaltma yetkisi hangi demokratik ülkede hangi parti şimdi, bir siyasi partiler yasasına uygun mu ya bir daha, partinin mukayyir partisi daha abesle iştigal böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu söyledik basında çıktığı için diyorum. Daha abesle iştigal bir durum söyleyeyim size. Bakın ben iki defa bu partinin genel sekreterini yaptım. Ayıklama dediğiniz kendine oy vermeyecekleri ayıklayacak o kendisi. Sanırım de böyle planlıyorlar bilmiyorum ama yani bu seçim satım gitmiyor halinde var mı bu? Şimdi ama şu anda yok, üyeler yok yok böyle bir şey yapamazlar. Bugün de yapamazlar, yarın da yapamazlar, hiçbir zaman yapamazlar. Yaptırmayız yani. Karşılıklı yani, üyeler meydan, belli midir? Üyelerin meydan, listesi falan. Meydan boş değil, biz varız evvel alın. Hayır, üyelerin kaydı, bu kayıtlık, partisi bunlar hep belli değil mi yani tabii şu ki, anda? Tabii ki, tabii ki. Bitireyim bunu. Evet. Şu anda daha abeste iştigal bir durum söyleyeyim size. Yani ben iki defa genel sekreterlik görevinde bulundum. İlçe başkanlarına talimatı veren, eğer en az 2000 üye yapmazsanız sizi görevinizden alacağım diyen Erhan Bey, eğer bu sayı 10.000'e ulaşmazsa genel sekreter olarak senin istifanı isterim diyen Erhan Bey, çıkıp bugün ben bu üye sayısını sağlıklı bulmuyorum diye ifadede bulunuyor. Şimdi hepsi kendi başkan değil mi? Üyeler yazılırken hepsinin o üyelerin yazıldığı süreçte ve çok üyemiz var diye sayın başkana övünürken biliyorsunuz çok üyeden övünen başkan hep kendi başkanlığı zamanında yazıldı bu üyeler elbette değil mi? Elbette ki kendisinin döneminde ancak mesela o da bir ayrı tartışma konusu. Erhan Bey bu partinin üye sayısını 10.000'e çıkarttı, bu partiyi bu duruma getirdi diye savunma yapıyor ailesi ve etrafı. Evet, evet. Yahu bu partinin o üyelerini yapan biziz. Yani bizleriz. Turan Bey'in genel sekreterliğinde, bizim genel sekreterliğimize, ilçe başkanlarımızın emekleriyle, üyelerimizin emekleriyle bu duruma geldi. Zaten işte ben olayı bizim aday olmamızı sağladı. Peki ilk kırılma noktanız Bertan Bey nedir? Şimdi bir noktada aslında çok da hükümetçilik yapmadınız. Yani başlığında hükümete olalı çok ayı yok ama bir kırılma noktası var. Bir de merak edilen
Erhan Bey'in atadığı başkan yardımcıları nasıl olur da Bertan Bey'e destek verir? Yani bunu bazen anlayamıyorlar. Yani siz başkan yardımcısınız ve başkan yardımcısı olduğunuz kişiye değil de Bertan Bey'e destek neden verir? Bu da bunu da merak edilir. Hocam çok doğal bir şey. Yani mesela kendisi yardımcı olarak atadı Ahmet Bey'i, Bülent Bey'i. Ancak onlar doğruyu gördüler ve dediler ki ben işte Bertan Zaroğlu'nun yanında yer alacağım. Yani kaldı ki bunu ifade etmeden daha zannedilerek, Bertan'ın yanında yer alacağı zannedilerek görevden alındılar. Bakın benim genel sekreter yardımcılarım var 10 tane. Bunların 3 tanesi Erhan Bey'i destekliyor. Gayet doğal. Benim yol arkadaşlarım bunlar. Yani Erhan Bey'i destekliyor. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Bunların içlerinden bir tanesi de çok pervasızca, inanılmaz ağır şekilde bana eleştiriler, haksız eleştiriler ve iddialarda bulunuyor. Ben buna rağmen onu görevden almadım. Almam, niye alayım? Yani onun görüşü Erhan Bey olduğu için, yani onu bu benden farklı düşünüyor diye görevden alma gibi bir durumun söz konusu olabilir mi? Çok yanlış bana göre. Hiç demokratik bir durum da değil. Ancak Ahmet Bey gibi ve Ahmet Bey ve Bülent Bey bu şekilde görevden alındılar. Gerekçe soruldu. Mesela Erhan Bey'e ben kendi yol arkadaşlarımla yürüyeceğim diye bir cevap verdi. Bakın bir parti lideri ben kendi yol arkadaşlarımla yürüyeceğim bu sebeple onları görevden aldım diye açıklama yaptı. Gerisi de ben de soruyorum, ben de söylüyorum. Bana siz sorun yol arkadaşın kim? Benim Erhan Arıklı'nın sekreteri dahil olmak üzere bu partinin bütün üyeleri ve onların aileleri benim yol arkadaşımdır. Ben de Erhan Arıklı'nın yol arkadaşım. Yani ayrı yani siz ayırmak... Siz kategorize oldu. Şu anda yani kendi bir beraber yürümedikleri yol arkadaşı değil artık. Onlar öyle görüyorlar, onlar biz öyle görmüyoruz. Onlar kategorize oldular partide. Yani şöyle söyleyeyim. Yeniden Doğuş Partisi şu anda bizim ekibimiz tarafından kucaklanıyor. Erhan Bey'in ekibi tarafından ayrılarak, bölünerek parçalar haline getiriliyor. Yeniden Doğuş Partisi 11 Nisan'da keskin bir virajdadır. 11 Nisan'da bizimle beraber biz olacak bu parti. Yani velev ki hani öyle bir durum olmayacak ama velev ki seçim kaybetsek ben bu düşünceyle, bu iradeyle, bu yapıyla, bu tavırla yeniden Doğuş Partisi'ni arkadaşların tarihin kara sayfalarına götürmek için hızla ilerleyeceğini görebiliyorum bu tarzlarıyla. Ama biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Bertan Bey, şimdi Erhan Bey diyor ki ben kaybedersem çekerim, başka bakarım akademiye döner. Yani ben de yol arkadaşlarımla ayrılırım ve partiyi Bertan Bey'in başına yıkarım demek ister. Peki siz kaybederseniz yola devam mı? Şimdi birincisi en önemli husus, ben bu seçimi arkadaşlarımın da, yol arkadaşlarımın emeği, partililerimin emeği takdiriyle başarıyla neticelendireceğim. Ancak velev ki dediğiniz şekil olursa asla hiçbir yere gitmem. Bu parti benim göz bebeğim. Bu parti benim kurmuş olduğum parti. Partimi hizmetmeye devam edeceğim. Yani şöyle düşünüyorum. Parti kazanırsa da parti başkanıma saygı duyarım, çalışmaya devam ederim. Şöyle düşünün Allah aşkına, bu parti bizi milletvekili yaptı. Bakan yaptı, başbakan yardımcısı yaptı. Bu parti bizi başbakan yardımcısı yaptı. Eğer dönüp dersek ki Bertan veya bir başkası bu dönemde veya bir başka dönemde parti başına geçerse, seçim kazanırsa ben çeker giderim demek, bizi başbakan yardımcısı yapan insanlara hakaret demek. Bu yanlış. Böyle bir söylem yok. Yani şöyle benzer, düşünün. Benzer eleştiriyi Allah, Sayın Akıncı da yaptı. Sonra tepkiden dolayı geri adım attı. Allah şimdi Allah gecinden versin. Erhan Bey emri hak vuku bulsa da hayatını kaybetse Allah uzun ömür versin. Tabii. Partiyi mi kapatacağız? Böyle bir söylem olabilir mi? Akıncı geri adım attı diyorsunuz. Ben defalarca televizyon programlarında çağrıda bulunuyorum. Bu açıklama hala ortada duruyor. Evet. Ve biz 11 Nisan'da orada seçime gidiyoruz. Bu açıklamanın derhal ortadan kalkması lazım. Peki, ancak ısrarla hala aynı açıklama belki devam ediyor. Belki süremiz yok da esas kırılma noktasını merak ediyor şey. Yani bu sizin kırılma noktanız Erhan Bey'in hükümetteki atamaları mı, hükümette başarı gösterememesi mi, hükümette cızdığı yol mu?
partideki demokratik anlayışı mı? Nedir temel kırılma noktanız ki tolere edemediniz? Birincisi Erhan Bey'in başarısızlığıdır. Hangi açıdan? Neden? Şimdi mesela Erhan Bey diyor, ben nerede başarısız oldum? Bertan Zaroğlu olarak hiçbir iddiada bulunmadan sadece bir hatırlatma yapacağım. Yahu Erhan Bey değil mi iki defa bu partinin başkanlığından istifa eden? Başarısız olduğu gerekçeyle. Kendisi istifa etmedi mi? O istifa ettiği MYK toplantılarının birisine ben başkanlık ettim. Ve o başkanlık ettiği MYK'da göreve devam etmesini istedik. Biz orada kendisinin tekrar seçime kadar devam edelim dedik. Ve kendisini ikna ettik bu şekilde. Daha sonraki şeyde yine kendisi istifa etti. Yani başarısızlık iddiasıyla kendi kabullenerek, kendi ifadesiyle istifa etti. Kaldı ki ondan sonraki süreçte, yani bu bir nokta, sadece onlarca var. Partiye birlik ve bütünlüğüne zarar verici tavır ve davranışları, yani şu atamaların bizi getirdiği duruma bakın. Rezil olduk ülkeye ya, böyle bir atama şekli, böyle bir tavır, meclisteki bu hal değil yani bunlar. Onun haricinde baktığınız zaman ben bilirim, ben yaparım, ben kurdum, ben atadım, ben aldım. Atamalarla ilgili bir eleştiri var size. Yani Yeniden Doğuş Partisi kadroları olan, 9 bin üyesi olan ve kadrosu olduğunu iddia eden bir parti. Neredeyse yaptığınız tüm atamalar Demokrat Parti'de yakınan müdür olmuş, Demokrat Parti'den kopmamış ama tekrar müdür olsun diye size yaklaşmış ve atadığınız ve bazıları da sorunlu müdürler diye aldığımız duyuma göre eleştiriler bu. Bunun yani sizin atayacak insanınız yok muydu? Yani siz Demokrat Parti'den büyümeye mi çalışıyorsunuz? Atamalarınız, yaptığınız atamalar bu. Yani orijinal atamalarınız yok mudur da eleştiri yapıyor. Şimdi hangi müdürlerdi sormayayım ama yani genel bir kanı var. Yani sizin kendi özünüzden çıkan ya da kaliteli, eğitimli, profesyonel çocuk yok mu? Yeni çocuklar ki Demokrat Parti'de müdürlük yapan ve Demokrat Parti'den aslında kopmayan, sırf müdürlük için yanınıza yaklaşanları tekrar müdür yaptığınız, böyle bir derin eleştiri var size. Yani bu konuda, bu konuya Erhan Bey'in cevap vermesi lazım. Soracağız şimdi, kendisini de haftaya davet ettim. Evet. Daha cevap vermedi ama yani bu soruyu soracağız kendisine. Bu soruya kendisinin cevap kendi vermesi lazım ama benim verdiğim cevapta, yani Allah nasip ederse biz 11 Nisan'da genel başkanlığa oturduktan sonra mevcut atamalar içerisindeki şu anki bütün atamaların hepsini feshedeceğiz. Bunların yerine gerçekten liyakat usulünde bu işi yapabileceğine inandığımız, toplum tarafından bravo ve bunlar tamamdır diyecek atamaları bu halk görecek. Onun haricinde bu müdür ve müsteşarlar noktasında sorduğunuz için cevap veriyorum. Kendisi o soruya cevap vermesi lazımdır. Bana göre de sorulması gereken bir soru. Kesinlikle Yeniden Doğuş Partisi'nin kadrolarında bu işleri hakkıyla yapabilecek onlarca insan var. Ama onlar varken hala daha bu işler böyle yanlış bir şekilde yapılabiliyor. Bir de yapılan eleştiriler, şimdi Demokrat Parti'de müdürdü aslında Demokrat Parti'den, siz iktidara gelmeden koptum da size destek verenler değil, bir de müdürlükleri zamanında başarılı olmamış sorunlu adamları da tadınız diye eleştiriyorlar. Şimdi yani siz Demokrat Parti'nin küllerinden mi yeşileceksiniz diye eleştirileri var. Yani bu gelen kişiler uzaydan gelmediler ya, herkes bir yerlerden geldi tabii ki ama maalesef yani algı olarak bizi mesela aday çıktığım için ne enteresandır ki bu parti kuruluşunun 6 sene sonrasında milletvekili olduğum bir esnada bu kadar emeğimin ertesinde beni Ulusal Birlik Partisi ile ilişkilendirecek kadar aciz söylemler içerisine girebiliyorlar. Yani ellerindeki argüman, efendim sizinle fotoğraf çekilmişim, siz Ulusal Birlik Partisi'siniz. Ya yani insanlarla kucak kucağa başka siyasi partilerin liderleriyle fotoğrafları var. Yani bugün seçim kampanyasında Yeniden Doğuş Partisi'nin gitmiş olduğu seçimde, 11 Nisan'daki seçimde başka bir siyasi partinin genel başkanı Erhan Bey'le beraber seçim kampanyasında beraber dolaşıyorlar. Yani çok ilginç, hem iddialarda bulunuyorlar, çok ilginç ilginç iddialarda bulunuyorlar ve kendilerinin tavırları tam da bulunduğu iddialar ölçüsünde. Ben çok şaşkınım, yine söylüyorum. Böyle bir seçim kampanyasına düşebileceğimi hiç düşünmemiştim açıkçası. Ben umudum bir seçime giderken
neler yapacağımızı anlatırdık, üyelerimizi gezerdik, partimizi büyütürdük. Ben bu şekilde değerlendirmiştim ama maalesef öyle şimdi olmadı. Şimdi kazanırsam dediğiniz tüm atamaları iptal edeceğim. Ama siz dediniz ki ben hükümete girmeyeceğim kazanırsam. Evet. Hükümete girmeden atama etkisi, hükümette olan da siz dışarıda nasıl atama etkisi hemen olacaksınız? Cevap vereyim. Çok net ifade ediyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Çok altını çizerek, kalın çizgiyle. Evet. Yarın 12 Nisan'da yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı'na geldiğimde asla, hükümet devam edecek, hükümette bir problem olmayacak. Ben asla o bakanlığa oturmayacağım. O başbakan yardımcılığını almayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle net söylememdir. Ama bunu söylemem elbette ki partinin genel başkanı olarak oraya atayacağımız kişi, belki de Erhan Bey devam eder, bilmem, o istifa ederim, çeker giderim diyor ama yine bir adım geri atacağını düşünüyorum. Böyle bir şey yapmayacak. Bu kayıtlara girsin diye söylüyorum. Yani bugün burada bu kayıtları yarın çıkartmak durumunda kalabiliriz. Ama bizim yani yeni başkan olduğumuzda yeni kurallarla orada kalacaksa kalacak. Tabii ki. Yani sizin tabii dediğiniz ki gibi diyorsun. Böyle kesin böyle iptal edeceğim değil. Yeni atamalar. Yani Gazi Mausa ilçesinde ilçeye sormadan, ilçeli istişare etmeden, Lefke'den istişare etmeden, Girne'den istişare etmeden kendi kafana göre atama yapmak, hem de liyakattan çok uzak bir şekilde daha da tersi pozisyonda atama yapmak, bunları kabul etmek bizim için mümkün değil. Asla. Neyi gözetiyor orada size göre? Sadakati mi gözetiyor, liyakati değil? Meclis kürsüsünden söyledi, vefa dedi. Bana göre yani bu vefa falan değil, kurultay yolunda atılmış. Peki, adımlar. Şimdi diyor. Sizin seçime, erken seçim olursa şeyde, hangi Erhan Bey veya siz partinin bekası için başarılı göstermeniz lazım. Şu anda partinizdeyim Erhan Bey. Denetim dedi, geri adım attı, tüzük yok dedi. Şu anda denetimde daha önceki gibi gidip markete bakıyorsunuz. Tarihi geçti mi, geçmedi mi? Bu kadar. Yani daha farklı bir denetim yapamıyorsunuz. Diğer şekilde ucuzlatacağım iddialarına karşı pahalılaşma geliyor. Yolsuzluk dendi, Kıptek'te bir şey çıktı ama şu anda Kıptek'i yapılandırmak açısından bir icraat yok. Basın mensupları bile orada şeyini, nasibini aldı. Yani toplumun gözünde şu anda başarılı bir hükümette, başarılı bir Yeni Doğuş Partisi yok. İkinci hükümet ağır aksak gidiyor, meclis toplanamıyor. Bağımsız milletvekillerinin müsteşar, kaymakam tehdidi dahi şey vuruyor. Yani bu yapı yeniden Doğuş Partisi'nin hükümette kalması ve seçime gitmesi yeniden Doğuş Partisi'ne bir faydası mı olur, yoksa sandıkta bile kalmasına neden olur? Bakın burada işte tam da bu noktada biz neden adayız sorusunun bir cevabı da budur. Yani bu başarısızlığı ve bu söylemlerin ertesinden bu söylemlerin boş çıkmasını, neticesini, bedelini partimiz öder mevcut durumda. Biz bu sebeple adayız zaten. Yani bu söylemleri ben kabul etmiyorum. İki yıldır mesela Kıptek'te, biz yıllardır Kıptek'le zaten ilgili muhalefetimizi mecliste yaparken bununla ilgili tüm çalışmalarımızı hem ben hem Erhan Bey beraber yaptık. Yani araştırma komitesi kurulmasını sağladık. Birçok defa konuşmalar yaptık. Evet. Bazı şeylere engel olduk. Akaryakıttaki mahsuplaşmayı sağladık. Yani birçok mücadelemiz oldu. Ancak geldiğimiz noktada bu süreç içerisinde yapılmış olan bir vurgundan bahsediliyor, 300-350 milyonluk. Şimdi o 300-350 milyonluk vurgun esnasında o da oradaki İTA amiri kim? Şu anda Erhan Bey'in müsteşarı zaten. Evet. Hala daha devam ediyor ama çıkıp o görevde kalmak pahasına tamam, Erhan Bey'in bu yolunda aynı müsteşar bir dönem önce de müsteşardı. İşte onu söylüyorum, bu ihaleler yani bazı müsteşar şimdi bir ihale şartnameleri şimdi hazırlanırken Bertan Bey bazı gerçekler var bu ülkede. Bunlar yanlış. Başarılı olsa yeniden da Doğuş Partisi'nin kadrolarında çok daha ama çok yapabilecek şey, insanlar var. Bazı yani noktalar var bu ülkede, başarılıdır değildir bakılmadan bazı müsteşarlar hükümetler değişsinde yerinde olmuyor. Yerinden değişmiyor. Şimdi nedir arkasında şey ki görünmez el ki siz bir önce yolsuz veya usulsüz ilan ettiğiniz bakanlığın müsteşarını ki itamiriydi, eğer bir şey olmuşsa müdahale etmedi demektir. Onu da orada tutabilir ve şu anda o müsteşar bile basına meydan okuyor. Şimdi basın üstüne gitmiyormuş veya bilmem ne yapıyormuş diye. Şimdi burada bir anomali yok mudur? İşte buna itiraz ediyorum ya ben de aynı itirazları yaptığım için.
Aynı serzenişte bulunuyorum. Benim partimin kadrolarında pekala orada bu işi daha düzgün yapacağına inandığım birileri zaten var. Kaldı ki eğer bırakın o durumu değerlendirmeyi, şöyle değerlendirin. 2 yıldır 303 yılda 300-350 milyon vurgun var ise 2 yılda 600-700 milyon vurgun var demektir. 2 yıldır, son 2 yıldır oradaki itamiri kim? İş yani, denetimi, iş denetim açısından. Bakın çok hamaset dış denetim yapılıyor. Açısından ne yapılmış? Orada yapılan yapılandırmayla o yolsuzlukları dışa çıkacak bir şeffaf bir yapı çıkarttı mı, yapıldı mı? Böyle bir çalışma var mı orada? Yani bana göre 11 Nisan'a kadar bu hamaset sürebilir. 11 Nisan'dan sonra göremezsiniz. Peki siz 11 Nisan'dan sonra hükümete girmeseniz de hükümet etkin olacaksınız. Yani parti adına. Şu anda hükümet kararlar alıyor. Açıklıyor, bazılarına yardım yapılmış, sonra girmiş, bu girmemiş. Oysa herkes evde kapalıyken bazılarına yardım yapılmamış. Bir de 1500 lira, 1000 lira gibi gayet yani insanın hayatına pek etki etmeyen rakamlar üzerinden şey yapılıyor. Ve baktığınızda şey memnunsuz ama bunların ekonomik boyut olmasına rağmen hatırlayınız 2020'nin şu Mart'ında Sayın Arıklı'nın yaptığı en büyük eleştiri. Ben zenginden alıp fakire vereceğim, adil bir düzen kuracağım falan fistikan. Şimdi ekonomiyle ilgili bu konularda Erhan Bey konuşmuyor. Yani ekonomi var ama partiniz de konuşmuyor. Yani parti de şu anda yapılanlar hükümette olmazsa ama doğru mu yapılıyor yani bunlar? Bu yapılan usuller pandemi yangını veya da bir protokol imzalandı Bertan Bey. Protokol sanki pandemi yokmuş gibi imzalanmış bir yapı var. Ne diyorsunuz buna siz? Bakın burada yaklaşık 35 dakikadır, 40 dakikadır neyi sormak durumunda kaldınız? Gündemdeki konuyu. Evet. Neydi gündemdeki konu? Erhan Bey'in çıkıp yapmış olduğu açıklamalar. Ben de cevap vermek durumundayım. Şimdi bunu partimizin bu konuyu konuşmuyor şeklindeki eleştiriyi kabul etmem mümkün değil. Çünkü Erhan Bey'in aslında atması gereken adımları, yapması gereken şeyler yerine sosyal medyada çok ilginç yazılar yazması bizim de buna cevap vermemize vesile oluyor. Konserlerimizi başka yere aldı. Yani mecburiyetten oluşan bir durum bu. Yoksa elbette ki biz ne umutlarla aslında elimizi taşın altına koymuştuk. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde diğer siyasi partiler elini taşın altına koymaktan kaçarken biz istemeye istemeye mecburen hükümete geldik. Yeniden Doğuş Partisi normalde tertemiz bir siyasi parti ve hiçbir şekilde hükümete gelmemiş bir siyasi partiyken bir enkaz vardı ortada, bir pandemi süreci vardı ve elimizi taşın altına koyduk. Aslında çok umutluyduk bu noktada ama maalesef istediğimiz gibi olmuyor şu anda. Peki ama hükümettesiniz, olacaksınız. Şu anda yapılan uygulamalar var. Hayat bağlılığının dondurma hikayesi var. Yapılan protokoldaki eylem planında sendikaları neredeyse terbiye etme var. Öğretmen camiasını ABB kategoride ayrıştırma var. Yani saray yapma var falan. Bunlar hep toplumda tepki olmayan şeyler ve siz bu işin parçası olarak bu önlemlerin sorumluluğunu alacaksanız biliyorsunuz bu ülkede hepsi şu veya bu şekilde memurdan memura yakın insanlar, öğretmene yakın insanlar. Ben şu anda önlem almaktan ziyade toplumu, öğretmeni, sendikayı karşınıza alan sözde eylemler var. Yapısal önlem. Bunu siz ortak olursanız erken seçimde zaten siz yapılanma içinde olan ve halen daha şey etmemiş, yeşermemiş bir partisiniz bu sorunlarla. Nasıl başarı sağlayacaksınız? Yani elbette ki şartlar... Yani bu hükümet neticede bu hükümette olup da bu sorumlulukları taşımanın size faydası olacak. Ve siz aynı şekilde devam diyeceksiniz bu seçime giderken bu sendikayı, memuru falanı... Bugünkü şartlarda bakın öncelikle değerlendirmesi gereken şey bugünkü şartlarda bu hükümet olayının, seçim olayının konuşulmasını yanlış buluyorum. Çok yanlış değerlendiriyorum. Yani eldeki şartlar bunu ortaya koyuyor. Normal şartlarda evet dediklerinizde haklı olabilirsiniz ancak mevcut şartlarda bu pandemi süreci içerisinde zaten diğer siyasi partilerin kaçındığı bir enkaz bu hükümet tarafından devralındı. Dolayısıyla mevcut hükümet eldeki şartları değerlendirerek bir şeyleri yapmak durumunda ama sizin sorduğunuz sorunun cevabı çok uzun bir süreç alacak cevap.
Kısaca şunu söyleyebilirim. Sistem bizi zaten bugün bu noktaya getirdi. Evet. Bu sistemdeki değişikliği sağlamadan, bu yapısal dönüşüm olmadan mevcut durumda bu geminin battığını aslında hepimiz görebiliyoruz. Yani bu gemi batıyor, bunu herkes de biliyor, herkes de aslında ifade ediyor fakat bu sistem değişikliği yönünde herhangi bir atılmış adım yok. Çünkü bir de yaşanılan sürecin getirdiği olumsuz katkılar var. Bir yıldır pandemiyle boğuşuyoruz. Kolay değil. Yani dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dışarıdan gelen... Yani pandemi şartlarında bu eylemlerin aklamanta faydası var mı? Yani pandemi şartlarında siz ABB öğretmen kategorisini tartışmanız veya toplu sözleşme gibi şeyler tartışmanın bu şu andaki ekonomiyi kurtaran bir yönü var mı? Yani şu anda biz bu mücadeleyi öğretmenle ya da bugün hemşirelere yemek verildi, vermedi. Bu tartışmaları tartışırken peki şu anda bu tartışmalarda Erhan Bey'in söylediğini duymuyorum. Pandemide insan canımızla uğraşırken, her bir kuruşun anlamı varken aldığımız istihdamların nasıl istihdam yapmışsa gayip insanlar var. Evde oturup bu tartışmalara tanıyor. Bunlara ne dersiniz? Zaten bakın bizim en büyük sıkıntımız nedir? Biraz önce yarım kaldı onu söylüyordum. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Biz dışarıdan gelmeden, ana vatan Türkiye'nin desteği olmadan en iyi siz bilirsiniz. Yani rakamsal olarak da yakından takip ediyorsunuz ve yazıyorsunuz. Zaman zaman da okuyorum. Bu mümkün değil ana vatanın desteği olmadan. O zaman burada yapılması gereken buradaki o kara delikleri kapatmak zaten. Biz o kara delikleri kapatamamanın bedelini ödüyoruz aslında. Yani buradaki o... Yani bu protokolü yaparken kapsamlı bir vergi reformu, gayet dış ekonomi %30 gibi bir gayet var milli geri yansıma böyle ve meritokrasiye dayanan bir kamu reformu. Bunlar yazmak yerine reformda ABB öğretmen kategorisi yazıp yeni giren bir öğretmenle 25 yıllık öğretmenin tecrübesini şeyini aynılaştırıp onları biraz itibarı onurunu kırmak ne kazandıracak? Yani bunu yapanlar Bertan Bey gerçekten iyi siyasi radiler mi yoksa 3 tane müsteşarın işgüzarlığını buna merak ediyorum. Gerçekten oturup siyasilerimiz Türkiye ile ABB öğretmen kategorisini değiştirerek memleketi düzelteceğini şey yapar. Yani bunun faydası olacak gerek size gerek şeye iktidara. Bu yapıyı evet sil baştan yani bu protokolü ben tarihin en acamı, en amatör protokolü görüyorum. Eylem planı görüyorum. Yani bugün ülkemizdeki eğitim dökülüyor. Değil mi? Özel ders sendikaya rağmen geçen yıllarda Mardin'i küçümsüyorum geri kaldı. Biz bu ülkede en büyük başarı sağlayan Singapur, Finlandiya, Güney Kore, Japonya'nın eğitim sistemini alıp bir model geliştirmek yerine yani yapısal dönüşüm eğitimi dönüştürme. Ezberci yapıyı bozma. Yaptığımıza bak ya ABB öğretmen kategorisini kaldıracağız ve sanki de memleket düzelecek gibi. Bunların siyasi parti iktidarda olan bir parti olarak daha müdahil olup da daha rasyonel bir plan yapmanız lazım. Şimdi siz görüyorsunuz ki anladığım kadarıyla bazı yapılanlara ne yapalım müsteşarlar kurulu karar verdi diye siyasiler söylediğine göre o zaman bakanlar çıksın ve müsteşarlar yönetsin bu ülkeyi. Ne diyorsunuz haftaya, buna? Haftaya geldiğinde Erhan Bey'den soracağım tabii. Öğreneceksiniz. Bizim yani 100 günlük yaklaşık 100 günlük bir hükümet maratonumuz var. Evet. Bu 100 günlük maraton içerisinde elbette ki iyi yönde atılmak istenen bir takım adımlarımız var. Ancak tabii kurultayımızın neticesinde hamasete varan söylemlerimiz var. Efendim yapacağını söylediğimiz ancak tam tersi karşılaştığımız gelişmeler var. Yani bunları dediğim gibi biraz önce 11 Nisan'a kadar bunlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Ancak dediğim gibi önümüzdeki süreç içerisinde inşallah 11 Nisan'dan sonra bu söylemler ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Tabii bu sadece Yeniden Doğuş Partisi için de değil. Yani maalesef bu senenin artık denk gelmesi Ulusal Birlik Partisi'nde de bir kurultay süreci var. Dolayısıyla bu kurultayların da mevcut durumda aslında olumsuz yansıdığını ben de görebiliyorum. Evet, yani. Tüm kurultaylar biraz defolu gidiyor. Peki, hükümette sizi bekleyen bir sorun da bu azınlık hükümeti görüyoruz. Yani geçen hafta toplanamıyor. Yani erken seçimi konuşmayalım da bu azınlık hükümetin devam edeceğini bekliyor musunuz? Devam etmesi mümkün mü? Şimdi zaten bu hükümetin bana göre alternatifi
kesinlikle bir seçim. Ancak evet, mevcut durumda zaten bunu yapabilmek için şartlarımız yok. Ortam buna müsaade etmiyor. Ancak burada biraz iyimser tavır sergilemek lazım. Biraz muhalefete dönüp bakmak lazım. Ne yapıyorsunuz arkadaş siz demek lazım. Haklısınız. Ya adam hasta. Muhalefet sorumluluktan tamam, kaçtığı hasta ama bu da yürümüyor. Tamam. Adam evet, hasta. Hasta adam. Yani ama muhalefet işten kaçıyor. Yani bunlar değil miydi biz 100 günlük hükümette bunlara destek verdiğimizde bir taraf bizi eleştiriyor, bir taraf da bizden destek bekliyordu. Yani şu anda muhalefet olan siyasi partilere Yeniden Doğuş Partisi olarak biz nisapta destek sağlamadık mı? Ülkede tartışma konusu oldu bu. İyimser bir olumlu bir muhalefet ortaya, yapıcı bir muhalefet ortaya koymadık mı Yeniden Doğuş Partisi olarak? Şu anda geçen hafta adam anji oluyor hocam. Anji olduğu için gelemiyor. Bu insani bir hal, bu hastalık. Ancak muhalefet nisaba katkı yapmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani işte sürdürebilir değil mi? Yani bizim şu anda seçim yasasıdır nedir? Bir değişiklikle istikrarlı hükümetlerin yönetimleri kurmamız gerekiyor. Yani bu yapı sağlıklı bir yapı değil, değil mi? Baştan bunu ifade ettiğimizde bunun karşısında duranlar maalesef şu anda bu durumu öne sürüp erken seçim çağrısı yapıyorlar. Bana göre de şartlar şu anda buna pek müsait değil. Peki dün Narin Şevik bir açıklama yaptı. Aslında açıklama değil, uyarı yaptı. Dedi ki bir yasa gereği, anayasa gereği Haziran'da ara seçim lazım. Yani bunun için de karar almamız lazım. Aslında bu ülkede biz 30 milyonluk bir tesisatını kesiyorsak, kamu çalışanının hayat bandı o kadar zor bir mali sıkıntıdaysak, erken seçimde yapacaksak o zaman öyle bir şey geçirin ki ikisini bir yapalım. Tek bir kişiyi seçmek için aynı masrafı yapacağız. Ve biz yine erken seçime ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla uyarı yaptı. Şimdi başbakan seçim sistemiyle devam ediyor. Başbakan döndü ki keşke benimle konuşsa bir açıklama yaptı. Bu açıklama şık bir açıklama mıdır? Yani Narin Hanım kişilerin açıklama yaparken başbakana mı soracak? Yani kişilerin tavrını elbette şimdi değerlendirmem doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim konuyla alakalı olarak elbette ki yani bu ikisinin mantıken zaten ikisinin beraber yapılması bunun da bir süresi var. Yani evet, Nisan ayına kadar. Yasal, anayasal. Anayasaya göre bunun yapılması lazım. Bunu da yapacağız. Bunun başka bir yolu yok zaten. Yani yasayı... Yani bunu uyarmak Narin Hanım'ın görevi zaten. Bu uyarıyı yaptı tabii ki. Yani ondan yana herhangi bir söylemim olamaz. Zaten doğru olan da bir uyarıdır. Bu hatırlatmadır. Ama bunun yani, haricinde yani keşke zaten, bana sorsaydın bunu açıklama yapmadan bu... Şimdi bunun haricinde de Narin Hanım'ın açıklamasında seçim sistemiyle alakalı da bir durum var. Çünkü yani seçim sistemi insan aklına aykırı bir yapı. Tabii düzenlenmesi gereken evet, bir durum var. Kesinlikle. Bunun da artık yani gündeme alınması gerek ve düzeltilmesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bir bilinmezlik hakim. O seçim sisteminin de kesinlikle değişmesi lazım. Seçim sistemindeki bazı noktaların aslında. Yani tek bölge seçim sistemi yıllardır süre gelen ve artık sürdürülemez bir yapının neticesinde değişmiş. Tek bölge seçim sistemi ortaya çıkmıştır ki bu doğru olandır bana göre de. Bilmiyorum düşüncenizi bu konuda ama karma oy sistemi ve tercih olayının artık kalkması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Kesinlikle. Yani, onun bir sistem bizim siyasi şeyimize bir katkısı yok. Kesinlikle. Evet, süremiz, kalkmasa da artık bunu basitleştirmek süremiz tamamlanmış. Gerekiyor. Son sözlerinizi alayım. Evet, ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Sondan yine kaldığım yerden kısa cümle ekleyeyim. Bu ülkede seçim sistemindeki o değişikliklerin kesinlikle yapılması lazım. Ama bence bu sistemi de direkt olarak etkileyecek seçim barajının biraz arttırılması gerektiği düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol. Teşekkür ediyorum Bertan Bey. Haftaya çağrımızı yaptı Erhan Bey'e. Daha cehennet almadık. İnşallah katılır. Biz aynı şekilde Erhan Bey'e de söz vermek istiyoruz. Demokratik anlayışımız gereği. Erhan Bey katılmazsa Kazım Ağuz'a Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşillemeyi ve Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli'yi konuk edeceğiz. Bu ülkenin en demokratik birimi, devletin en alttaki mülki idare amiri muhtarlar ve halkın gerçek nabzını tutan muhtarlar, onların gözünde de pandemiyi ve ülkeyi değerlendireceğiz efendim.
Evet, bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra Feride Akinci ile ana haber bülteninde birlikte olacaksınız efendim. İyi akşamlar. Ekopolitik gündemi sundu.